O zaman 82'de İstanbul'da bir tane dershane var. Şükür Apartmanı'nda başka dershane yok. Osman Hoca ile kafa kafaya verdik. Şirin Evler, Bahçelievler'de her akşam bir yerde sohbet ediyoruz. Her akşam bir yer. Sohbet ettiğimiz adamlar hepsi iş adamı. Harfiyatçı, kepçeci, inşaatçı, müteahhit falan. Osman Hoca'yı aşırı seviyorlar. Derken Vahdet abi getirdiler Erzurum'dan. Vahdet abi geldi bir 6 ay deneme yaptı. Sonra da gitti. Bir daha geldi. Sonra Mustafa Kahraman geldi. Derken Göztepe'de ya ondan önce şeyde Laleli'de fakülte apartmanı tuttu. Fakülte apartmanın şöyle Arabistan'dan getirdiği resimler vardı şeyin. Osmanlı'da bir düzen. Ben onları hemen velilerime götürdüm. Çerçeve yaptım. Fabrikasyon çerçeve. O medreseye astık. 40. hocam, Osman hocam. Ay maşallah ne güzel oldu. Bir tane gözümüzde bir dershane. Başka yok. Bir gün, 2 gün, 5 gün, 10 gün derken 50 kişi, 100 kişi toplanıyoruz. Dar, dar geliyor. Salonu malonu küçük. Derken hemen Marmara apartmanı tuttu. O 2 daire. Derken bu tarafta Anadolu yakasında Ekşioğulları'nın Saray Cedid'de 4 daireyi birleştirdiler. Büyük bir salonlu dershane oldu. Ama tak biz Küçükçekmece'den oraya adam taşıyoruz. Derse sohbete geliyor. 40. hoca gelmiş gelin gelin. Osman Hoca götürüyor. Saray dersi biterdi. Osman Demirci Hoca'nın 1 saatlik dua. Peygamberlerden başladı, peygamberimizden başladı. Sahabelerden derken, şehitlerden, gazilerden, hastalardan, evliyalar, esviyalar hepsini sayardı. Ondan sonra milletin eli havada. Ne zaman Osman Hoca bitirecek? Millet hep öyle. Ama öyle dua yapardı ki insanlar hiç bıkmazdı. Ah Osman Demirci Hoca'nın duası olsun da dinleyelim diye özel camilerine gider vaazına dinlerdiler.